Şimdi Ankara'ya dönelim. Maruf Bulcugil bizimle. Maruf, günaydın. Günaydın Barış Esen, Şeref Oğuz. Çok teşekkürler. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu vardı. Sen de oradaydın. Sorularını da sordun Sayın Başkan'a. Neler aktaracaksın izlenimlerinden? Senden de bilgi rica edelim. Ben de sözlerime başlamadan önce duayenimiz, basının yönlendiricisi Akil abimiz, Osman abimizi rahmetle anıyorum. Onun gösterdiği yolda ilerleyeceğiz bundan sonra da. Dünkü toplantıdan benim gördüğüm 2-3 tane önemli konu var. Bir tanesi hep enflasyon beklentilerinin çıpalanmasından söz ediyorduk. Fakat ilk defa Sayın Gaye Erkan bir çıta da koydu. Kendilerinin başarı kriteri olarak ilan etti. Bunun nasıl, ne şekilde açıkladı? Dezenflasyon sürecinin başlaması hızı ve bu dezenflasyon sürecine giderken Merkez Bankası'nın açıkladığı tahminler, bunların hepsi bizim için başarı göstergesidir şeklinde ilan etti. Bu bence önemliydi. Çünkü dezenflasyon sürecinin başlaması ve hızına vurgu yaptı. Başlama zamanının da önemli olduğunu vurguladı. Bunun için de tabii seçim sonrası ve önümüzdeki yılın ikinci yarısı görülüyor. Bir de beklentilerle ilgili, enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirme yaparken biliyorsunuz Merkez Bankası beklenti anketi katılımcıları sayısı arttı ve çeşitlendirildi. Bunu bir beklenti uzlaşısı olarak niteledi Sayın Erkan önümüzdeki dönem için. Dolayısıyla burada zaten beklentilerdeki yüksek oranları daha önce vurgulamıştık burada da. Önümüzdeki dönemde enflasyon tahminleri yukarı çekilirken hep bundan sonra işte Mayıs ayı itibariyle, Mayıs ayındaki enflasyon baz etkileri de dikkate alınarak daha sıkı, daha yoğun katılımlı bir, hani bu dezenflasyon diyoruz hep, yabancı bir sözcükle hep bunu ifade ediyoruz ama bu enflasyonla bütüncül bir mücadeleye başlayacağımız sürecin adı dezenflasyon. Dolayısıyla böyle bir sürece girdiğimiz zaman bir toplumun tüm kesimlerinin bunun içinde olması gerekiyor. Biz de bunu sorduk. Programın başında Şeref Oğuz abimizin vurguladığı gibi beklendirilen, yönlendirilen ve yönetilen fiyatlar çok önemli. Biz de bunu sorduk dün Sayın Merkez Bankası Başkanı'na. O da orada Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndaki koordinasyona atıf yaptı ve oradaki bakanlara şimdiden teşekkür etti. Dolayısıyla orada da bir uzlaşı olması gerekiyor. Önümüzde yapılacak bu enflasyonla mücadele ortamında kamunun da Merkez Bankası'nın açıkladığı hedefler doğrultusunda bir takım artışları, yönetilen, yönlendirilen fiyatlarla ilgili, çünkü kamunun elinde bu oranları yapmak, bunun Merkez Bankası hedefleriyle uyumlu olması çok önemli. Ona vurgu yaptı. İkinci önemli bir konu da her ne kadar işte ücret artışları ve zamların enflasyona etkisi büyük ölçüde yansıdı şeklinde bir değerlendirme yapılırken şöyle bir çelişkiyi de vurguladı Sayın Erkan. Biz de parasal sıkılaştırmanın etkileri zaman içinde ortaya çıkacakken maliyet yönlü bir takım şokların bununla bağdaştırılmasının getirdiği para politikası ile ilgili güçlükleri ima etti aslında. Çok net bir şekilde söylemedi ama daha parasal sıkılaştırmanın etkileri görülmeden maliyet şoklarının, görülen maliyet şoklarının bununla ilişkilendirilebildiğini
ima etti diye ben anladım. Diğer önemli bir konu ücret artışları. Şimdi önümüzdeki dönem Aralık ayında asgari ücret belirlenecek. Bu toplantı olacak. Şimdiden işaret edilmeye başlandı. Meclisteki tartışmalardan da izliyoruz bunu. Aralık ayındaki düzenleme. Bunu sorduk ve çok önemli bir veri bilgi paylaştı Sayın Merkez Bankası Başkanı. Ücretlerde yapılan her %10'luk artışın enflasyonu 1 ya da 1.2 puan etkilediğini bilgisini bizimle paylaştı. Bu önemli bir bilgi ve önümüzdeki dönemde belki de bu enflasyonla mücadelenin gene muhtemel yüklenicisi olarak ücretliler, emeğiyle kazananlar, emekliler olacak mutlaka geleneksel olarak. Şimdiden bunun hesabının, kitabının yapıldığını da bu veriden anlamaya başladık. Bir de Sayın Gaye Erkan'ın önemli bir vurgusu da notlarıma bakıyorum. Büyük şok diye niteledi. Bu jeopolitik riskler olarak adlandırdı. Belki adını koymadı, bir Hamas-İsrail çatışmasından bahsetmedi ama bunu büyük şok olarak tanımladı ve yani hem bizim ekonomimize etkileri hem dünya ekonomisine etkileriyle ilgili önümüzdeki dönemde özellikle de dezenflasyon sürecinde bizi zorlayacak bir konu olarak da bunun altını çizdi Barış Esen. Maruf Buzdiki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz Ankara'ya. Evet.